kadar çok hava olaylarından bahsetmişken artık Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'le bir konuşalım. Hüseyin karşımızda. Bir konuşalım bakalım Hüseyin'le. Bu ne oluyor bu havalar Hüseyin? Hüseyin günaydın, hoş geldin. Ne oldu, ne diyeceğiz şimdi? Küresel ısınma yerine küresel kaynama mı diyeceğiz? Efendim, bir tutarlılık olması açısından önceki haberde buz çağına giriyoruz dediniz ya, şimdi o farklı bir konu, sonra da kaynıyoruz diyorsunuz. Bakın, bir tutarsızlık var burada. O önceki bu konu, bizim tutarlılığımız değil, şey, tutarsızlığımız değil, havaların tutarsızlığı. Karar versinler, buz mu olacak, kaynama mı olacak? Ama bu havaların böyle olmasında hiç etkim yok diyorsunuz yani, öyle mi? Mesela o üstünde giydiğiniz gömleğin su ayak izi 1500 litre ve sizde o gömlekten bence 20 tane var Kadir Bey. Çıkarıp yere çalacağım şimdi gömleği burada. Tamam, yok yok, estağfurullah. Şöyle Esra, hava tahminlerini aktaralım hızlıca. Gerçekten Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin söylediği gibi dünya sıcaklık ortalaması arttıkça dünyanın denizleri de adeta kaynıyor. Bizim bugün, bu yıl ve 2024 yılında en büyük başımızdaki sorun suların sıcak olması. Deniz şu an 30 derece, işte El Niño konusu var, Güney Amerika'daki okyanuslar 23,5 derece oluyor. Normalde 21 derece olması gerekirken. Şimdi Akdeniz Havzası henüz 30 derece, Ağustos sonunda 34 dereceye kadar yükselebilir tahminleri var. Su sıcaklığının 34 derece olması. Dünyada rekor olarak da daha yeni Florida'da 38,4 derece ölçüldü su sıcaklığı. Bunlar inanılmaz bir buharlaşma ve enerji katacak atmosfere. Biz de bunları şiddetli hava olayları, fırtınalar, hızlı değişen havalar olarak geri yaşayacağız gibi duruyor. Şimdi Türkiye'deki duruma bakalım. Bizim ülkemizde yağışlar Doğu Karadeniz'de dar bir alanda. Bu akşam geceye doğru ve yarın sabah etkili olabilir. Bunun dışında Türkiye artık tekrar güneşlenecek. Hatta bir haftaya, cumaya kadar harika bir yaz havası var bana sorarsanız. İstanbul 28 ila 31 derece. İstanbul. İzmir 31 ila 35 derece. Yani İzmir 44-43'leri görmüştü, 2 gün oldu daha. 33'lere 34'lere iniyor. Akdeniz sahillerinde de Antalyalılar çok uzun süredir bunalıyordu. 42'ler su buharı nemli derken bu sefer 32-33'lere düşüyor Antalya. Çok harika bir yaz havası, bunaltıcılık olarak yeşil seviyede. Yani neredeyse hiç bir yaz günü biraz bunaltır, evet, ama buna çok razı olmamız gereken bir bunaltıcılık. Böyle bir 5-6 gün boyunca gidiyoruz üstelik. Ama haftaya Perşembe ve Cuma günü şimdiki tahmin değişmezse yeni bir mini sıcak hava dalgası diyelim buna. Bir sıcak hava dalgası daha görünmeye başladı. Haftaya Cuma. Yani biz Ağustos ayının 4. 5. günü, 6. günü. O da gelirse 2 gün, 3 gün daha yine ateşimiz yükselebilir. Ama Ağustos'un kalan 10 günlük, 15 günlük uzun vadeli tahmini tekrar bir mevsim normallerine düşüş öngörüyor. Eğer o haftaya Cuma ve Perşembe gelirse bile, hafta sonu üstümüzde kalacak ama bir sonraki hafta başında tekrar biz daha normal sıcaklıklara ineceğiz. Ya bu çok değerli bir şey haline geldi. Normal sıcaklıklara inmek. Çünkü her yer aşırı sıcak. İtalya, Yunanistan, İspanya, bütün Avrupa. Almanya, Macaristan, işte çevresi bizim bu serinlediğimiz havayı yaşadılar. Oralar çok soğudu. 15 dereceye düştü dün Berlin. Mesela soğuk kış havası gibi oluşan yerler var ama hızlıca ayrılacak o. Orası yeniden 35'lere 33'lere çıkıyor gelecek hafta. Zaten dünyanın diğer yerlerinden de haberleri verdiniz. Ya bu yazın sıcağından kurtulabilecek bir bölgede kaldık diyeyim ben. Bir hafta, ama haftaya Cuma tekrar ısınıyoruz. Bu sırada yağmurlar yok, su tasarrufu yapmak lazım. Vurgusunu da yapalım Esra, Kadir Bey. Evet, buharlaşma da fazla, su tasarrufu. Çok, açık gökyüzü, gerekli. Bulutsuzluk dediğin gibi hızlandırır da buharlaşmayı. Bulutsuzluk özlemi diyorsun. Bulutsuzluk özlemi. Bulut özlemi. Teşekkür ediyoruz Hüseyin. İyi hafta sonları. Görüşmek üzere, iyi hafta sonları. Hoşçakal.